Naruto, bütün anime evrenlerinde neredeyse en çok izlenen yapımlardan bir tanesi. Naruto çok önceden çıkmış bir anime ve o dönemdeki animelerin önüne geçmesinin nedenlerinin 10 tanesini derledim size. Naruto yapıldığı sırada diğer animelere göre çok farklı şeyler yapmıştı ve bu izleyicilerin ilgisini çekmişti. Hatta birçok yapıma bile örnek olmuştu bu şeyler. Naruto, Bleach, One Piece ile birlikte 3 büyük animelerden bir tanesi olarak sayılıyor. Benim listemde şu şekilde ama listeye başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. 10. Naruto'nun geniş ve ilginç karakter kadrosu vardı. Sadece belirli bir azınlığa odaklanan diğer animelerin aksine Naruto'nun geniş ve ilginç karakter kadrosu vardı. Konoha 11 bunun en iyi örneğiydi çünkü her üyenin gelecek nesli kendi benzersiz şekilde temsil etmesi için amaçlanmıştı. Seri bu karakterleri sonraki eylemlerde çok kullanmadı. Yine de Shinobi dünyasının tüm potansiyelini gösteren bir dizi yaratıcı savaş sağladı izleyicilere. Bu yan karakterler olmasaydı Naruto ve Sasuke'nin sadece dövüşlerini izleyecektik. Sürekli tekrar eden bir döngü olacaktı bu. 9. Naruto'nun karakterlerinin zorlayıcı sınırları var. Naruto bu durumdaki karakterleri oluşturma konusunda olağanüstü başarı elde etti. Uchiha Itachi'nin klanının katliamındaki rolü bunun en iyi örneği. Çünkü daha önce korkunç bir barbarlık eylemi olarak görünen şeyi tüm dünyayı kurtaran bir eyleme bağladı. Zetsu daha da büyük bir gizem barındırıyordu. Kaguya kendisini Shinobi dünyasına daimi kılmak için umutsuz bir girişimde bulunduktan sonra Madara, Nagato ve Naruto gibi güçlü figürlerin dikkatinden kaçınırken ülkeleri birbirine düşman etti. Ne karakterlerin bir noktadan sonra bunu da yapmaz dediğin şeyleri yapıyordu ve bunları da çok güzel bağlıyordu. 8. Naruto dünya inşasında muazzam bir yapı çıkardı. Naruto serisinin dünya inşası zamanın ötesinde bir şeydi. Konoha'nın uzun süredir devam eden gelenekleri var. Hokage'ye de derinden saygı duyuyorlardı. Bu dizi devam ettikçe dünya giderek daha da büyüleyici ve ayrıntılı bir hale geldi. Yer köylerin de kagelerini gördük mesela. Birçok köyü tanıttı bize, onların da kagelerinin güçlerini gösterdi. Sadece köyleri tanıtmakla kalmadı, izleyiciler küçük ulusları bile gördüler. Özellikle küresel sahnede varlık göstermek için ürettikleri güçlü Shinobiler göz önüne alındığında Ses ve Yağmur köyleri bunun mükemmel örnekleriydi. 7. Naruto'da farklı renkli insanlar vardı. Bulut Köyü'nün tanıtımı bir bütün olarak dizi için harikalar yarattı. 4. Raikage, Killer Bee, Daryu gibi siyahi birçok karakter gelmişti. Buradaki ninjalar son derece güçlü ve saygılı bir şekilde resmedildiler. Bu da diziyi diğer animelerin çok önüne koydu. Naruto bu noktaya kadar çeşitlilikten yoksundu. Bulut Köyü tüm hayranları dahil hissettirmek için mükemmel olarak kullanılmıştı. Serinin bu bölümlere gelmeden önce ne kadar büyüdüğü göz önüne alındığında animenin küresel bir izleyici kitlesiyle devam eden popülaritesini sağlamak çok önemliydi. 6. Naruto güçlü kadın karakterlere yer verdi. Naruto özellikle bir shonen animesi için döneminin diğer animelerinden çok daha iyi kadın temsiline sahipti. Nen Tsunade bir Susanoo'yu kıracak ve Orochimaru'yu savuşturacak kadar güçlüydü. Sakura, Chiyo'nun yardımıyla Sasori'yi yendi. Temari, Kum Köyü'nün en yetkin shinobilerinden bir tanesiydi. Yapımın yayınlandığı dönemde kadın karakterler çok fazla ön plana çıkmıyordu, özellikle güç konusunda. Ama Naruto bu duvarı yıktı ve Naruto'dan sonra gelen animelerde de güçlü kadın karakterler görmeye başladık. 5. Naruto'nun kötü adamları zorlayıcı ve gerçekçi bir şekilde kurtarılabilirdi. Kurtarılmış bir kötü adam kavramı ayrıcalıklı olmaktan uzak olsa da Naruto bunu istisnai ve inandırıcı bir şekilde yapıyordu. Dizideki haydutların çoğu yalnızca ciddi bir şikayet veya travma nedeniyle Konoha'ya dönmüştü. Şiddet yoluyla da kendilerini iyileştirmeye çalışıyorlardı. Daha doğrusu çoğunluğu intikam almaya çalışıyordu. Örneğin Rin'in kaybı ve yer altındaki yalnızlık Obito'yu o kadar derinden sarsmıştı ki dünyayı kurtarmanın onu bir rüya durumuna sokmaktan başka bir yolu olmadığını inanmıştı. Ama Naruto o kadar dürüst bir shinobi olduğunu kanıtladı ki onu aksine ikna etmeye başarmıştı. Naruto'nun Tokusatsu gücü var çünkü. Aslında ben bu durumu çok sevmiyorum. Bana soracak olursanız kötü karakterler kötü kalmalı. Bu durum bana biraz çocukça geliyor. Hani seyir zevkini azaltıyormuş gibi hissediyorum. 4. 4. Shinobi Savaşı tarihi önemli hale getirdi. Çoğu anime günümüzün karakterlerini ve geleneklerini oluşturmak için tarihi kullanıyor. Naruto bir istisnai olmasa da seri 4. Shinobi Dünya Savaşı bölümünde kapsamlı kadrosunu tam olarak kullandı. Neredeyse tam olarak kullandı. Kabuto'nun tekrar savaşmak için ölüleri diriltmesinden sonra 3. Raikage,
Raza, Hashirama ve hatta Madara gibi efsanelere tüm ihtişamlarıyla tanık olma fırsatı bulduk. Bu bölümden sonra geçmişe dönüş sahneleri çok daha az açıklayıcı hale gelmişti. 3. Sasuke zorlayıcı bir sözde anti kahraman için yapılmıştı. Serinin Sasuke'ye yaklaşması benzersizdi. Konoha'dan ayrıldığından beri teknik olarak kötü adam sıfatıyla anıldı. Davranışları bir anti kahraman için çok daha uygundu. Örnek verecek olursak bunları Orochimaru'yu yenmeyi başardı, Deidara'yı öldürdü, hatta başarılı bir darbe başlatmadan önce Danzo'yu da ortadan kaldırdı. Şunu da kabul etmek lazım, Sasuke'nin güdüleri her zaman kendi çıkarlarıyla ilgiliydi. Doyumsuz intikam arzusundan kaynaklanıyordu yaptığı şeyler. Ama kefaretinin ikna edici olması için yeterli alanda vardı. Hayranların favorisi bir karakter olarak konumunu haklı çıkaran bir karakter. Bunun gibi yazılmış başka bir karakter daha olmadı gibi bir şey. Ki dizinin güçlü mesajları vardı. Naruto'yu özetleyecek tek bir mesaj yok. Yani izleyiciler neredeyse her hikayede farklı sonuçlar çıkartabilir. Burada en büyük mesajlardan bir tanesi Naruto'ydu bence. Kişinin hayallerini takip etmesinin zorluklardan bağımsız olarak harika şeylere yol açabileceğini gösterdiler. Benzer şekilde Sasuke nefretin bir kişiyi mahvedebileceğini ve amaçlanan hedefinden çok daha fazlasını yok edebileceğini gösterdi. Kötü adamların bile orijinal mesajları vardı yapımda. Pain'in dünyayı yıkım yoluyla birleştirme girişimi, ızdırabın yalnızca fazla ıstıraba yol açtığını gösterirken, Zabuza'nın hayatı kimsenin kendi başına geçinecek kadar güçlü olmadığını aktardı. Bu tür göndermeleri gerçekten her yapım yapamaz ve birden fazla gönderme olması Naruto'yu eşsiz kılan şeylerden bir tanesi. Son olarak 1. Naruto yeni nesillerle devam etti. Ağır bir şekilde eleştirilmesine rağmen Boruto tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler Naruto'nun emeğinin meyvelerini tadını çıkartırken aynı zamanda ne gibi zorluklar yaşamaya devam ettiğini de görüyorlar. Bir yapım düşünün. Yapım o kadar güzel gidiyor ki hayranlar yapımcıları tehdit ediyor bu dizi bitmeyecek diye. Dizi bitmesin diye araya birçok filler bölüm giriyor. Neredeyse bir bölüm yayınladıktan sonra 30-40 bölüm filler bölümü yayınladılar. Tam masalar bunu sürekli yapacaklardı ama bu da çok tepki çekiyordu ama bir kitle vardı ki asla bitmesini istemedikleri için bu durumu çok seviyorlardı. Yapımcılar potansiyeli gördükten sonra ekmek kapılarını kapatmak istemezler açıkçası. Durum böyle olunca da Naruto'nun bitmesini istemeyen kişiler Naruto bittikten sonra ne izleyeceklerdi, boşluğa düşeceklerdi. Zaten hazır bir kitleyi ellerinde tutuyordu yapımcılar burada. Yeniden bir anime evreni tasarlayıp hayranları kendilerine çekmeye çalışmaktansa zaten hali hazırda ellerinde bulunan hayran kitlesini kaybetmemek için Naruto'nun evrenini değiştirerek devam ettirmeye karar verdiler. Bana soracak olursanız bu hamle yanlış bir hamle. Ama hayranlar Boruto ne kadar eleştirilse eleştirilsin, kötü olsun falan fark etmeksizin yapımı izlemeye devam ediyorlar. Benim listem bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.